Merhaba Webtekno takipçileri. Bu videomuzda elimde görmüş olduğunuz katlanabilir çift ekranlı akıllı telefon ZTE Axon M'ye bir ön bakış atıyoruz. Gerçekten çok enteresan bir tasarım var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi telefonun iki tane ekranı var. Tabii ki de cebimizde böyle taşımıyoruz. Tam olarak şöyle katladığımız zaman telefon normal bir telefona dönüşmüş oluyor. Normal bir telefondan kalın. Tabii ki de bunun sebebi diğer ekranı arkadaşlar. Şöyle tekrar açalım. Gördüğünüz gibi iki farklı ekranımız bizi karşılıyor. Bu ekranlara farklı görevler atayabiliyoruz. Şurada M diye bir tuş var. Buna bastığımız zaman normal ekranımız bu şekilde bir tane ekranı genişletiyor arkadaşlar. Diğer modumuz şöyle iki farklı ekranmış gibi. Sanki bir bilgisayara iki monitör bağlamış gibi oluyor. Hata verdi bu arada. Oyun açıldı. Oyunu da görmüş olalım bir yandan. Gördüğünüz gibi bu ekranda oyun dönüyor. Bu ekranda istediğinizi yapabiliyorsunuz. Bence oldukça işlevsel olmuş. Bundan çıkalım. Diğer modlarına da bakalım isterseniz. Ayna ekran var arkadaşlar. Bu ekranda ne varsa aynısını bu ekranı da alıyor. Son modumuz da şu şekilde. Bu ekran tamamen kapalı olacak. Şimdi gördüğünüz gibi bu ekranı kapattı. Bütün işlerimizi burada yapabiliyoruz. Telefonlarda multitasking diye bir olay vardır bilirsiniz. Böyle ekranı ortadan ikiye böler. Üstte başka bir şey olur. Altta başka bir şey olur. Bu telefon sayesinde artık büyük bir ekranla istediğimizi yapabileceğiz. Şu an burada bir internet yok arkadaşlar. O yüzden bir video izletemiyoruz. Ancak bir video çekelim bakalım video nasıl gözükecek. Arka kamerayı gördüğünüz gibi kapatınca şimdi aktif oldu bu tuş. Basıyoruz. Ve artık gördüğünüz gibi bu bizim arka kameramız oldu. Çünkü ön tarafta bir kamera yok. Şöyle yan çevirelim ve bir video çekmeye başlayalım bakalım. Videomuzu çektik. Ekranımızı açalım. Az önce biraz işlevsel gibi gelmişti arkadaşlar. Ancak kullandıkça biraz işin öyle olmayabileceğini anlıyoruz. Gördüğünüz gibi ortada bir çizgi var arkadaşlar. Yani görüntü keyfini birazcık bozuyor. Bu aslında tamamen iki görevi aynı anda yapmak için tasarlanmış diyebiliriz. Esas olayımız medya değil. Mesela burada bir mail yazıyorsunuz, burada da bir şey izliyorsunuz gibi şeyleri çok yapıyorsanız telefonda sizin için geçerli bir telefon diyebiliriz. Biraz teknik özelliklerinden bahsedeyim arkadaşlar. Aslında teknik özellik bakımından telefona çok fazla abanmamışlar. Snapdragon 821 işlemcisi bulunuyor telefonun. Aynı zamanda 4 GB'lık bir RAM miktarı içinde yer alıyor. 64 GB'lık depolama var. Ekranları ikisi de 5.2 inç ve Gorilla Glass 5 ile birlikte korunuyor. Bir tane kameramız var. Bu da 20 megapiksel ve f1.8 diyafram değerini taşıyor. Şöyle bir de selfie çekeyim. Gördüğünüz gibi çektiğimiz selfie'yi burada görebiliyoruz. Ancak bu ekranı şu an müdahale edemedik. Bunun yanında 3180 mAh gibi bir bataryası var. Tabii ki de ekran iki tane olunca bu batarya ömrü de deneyimlemedik. Bir şey diyemeyiz ama tahminimiz daha kısa sürelerde bitecektir piliniz. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte ZTE Axon M'nin çift ekranlı, hakikaten çift ekranlı telefonla baktık. Siz ürün hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben merak ediyorum. Çok yenilikçi mi buldunuz yoksa gereksiz mi buldunuz? Mutlaka aşağıya yorumlara yazın. Ayrıca videomuzu da beğenmeyi unutmayın diyelim. Bizim Barcelona'daki turumuz devam ediyor. Başka bir Webtekno videosuna görüşmek üzere. Hoşça kalın.